Yine en güzel bir günah mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir poğaça tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay, böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir poğaça. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Yapımı da dediğim gibi çok kolay. Hemen çayı demleyin, poğaçayı yapalım ve sıcacık sıcacık yiyelim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. Üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Onu da ilave ettikten sonra yine 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum, ama oda sıcaklığında olması önemli bütün malzemelerin. Yoğurdu da şöyle ilave edeyim. 2 tane yumurta kullanacağız. Bir tanesini sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Diğerlerini hamurun içine ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 2 su bardağı mısır unu kullanacağım. Mısır unu bu poğaçayı bambaşka bir hale getiriyor. Ağızda böyle kıyır kıyır dağılan sapsarı bir poğaça oluyor. 1 pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. 3 su bardağı da beyaz un kullanacağız, ama her zaman olduğu gibi unu kontrollü kullanıyoruz. Yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olacak. Şöyle karıştıralım ve bir güzel de yoğuralım. İşte poğaça hamurumuz bu kadar. Bakın ne kadar yumuşak, ama ele yapışmıyor ve harika bir şekilde şekil alıyor. Şöyle mandalina büyüklüğünde bir parça kopartıyorum ve elimde şöyle yuvarlıyorum. Hafifçe uzatıyorum. İstediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz tabii ki. Ben bu şekli seviyorum. Uçlarına birazcık şöyle bastırıp sivrileştiriyorum. Ve işte poğaçamın şekli hazır. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. İsterseniz, dilerseniz içine istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. Mesela peynir koyabilirsiniz. Şöyle peynirden koyalım, bir beyaz peynir koyalım. Ve iyice kapatalım. Peynirler içinde kalsın. Ve yine aynı şekilde şekillendiriyorum. Tam 30 tane poğaça çıktı. Bakar mısınız? Harika görünüyorlar. Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarısını şöyle güzelce çırpalım. İçine de birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Daha kolay sürülsün ve böyle kalıp gibi kalmasın yumurta sarısı. Şimdi şu güzel sarı sarı poğaçaları daha da altın sarısı yapmak için üzerlerine şöyle sürüyorum. Şekilli bir kesiciyle üzerlerine şekil vereceğim. Şöyle bastırıyorum. İsterseniz bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Çatalla da çizebilirsiniz. Şekil vermeye edebilirsiniz. Ama bence bu poğaçaya bu şekiller çok yakışıyor. Şimdi hepsine şekil verdikten sonra 200 derece önceden ısıtılmış 600 ayardaki fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. İşte mis gibi poğaçalarım fırından çıktı. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Gerçekten çok yakışmış değil mi şekilleri? Bakın her tarafı da eşit bir şekilde kızarmış. Mis gibi kokuyor. İçi sapsarı, muhteşem. Ve bakın nasıl da güzel dağılıyor. İşte gördüğünüz gibi nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.